Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Elazığ Şube Başkanı Mahir Sönmez, yeni hizmet binasında düzenlediği basın toplantısıyla yeni yönetim kurulunu açıkladı. Konuşmasında kamuoyunu meşgul eden Hollanda'da yaşanan olaylara değinen Sönmez, Türk bakanlarına gösterilen tutumu tümsiyat olarak kınadıklarını söyledi. Avrupa'nın kendine yakışan bir yaklaşım içerisine girdiğini ifade eden Sönmez, Avrupa ülkelerine dost değil, ticari anlamda ortak gördüklerini ifade etti. Sayın Bakanımıza ve diğer bakanlarımıza göstermiş oldukları çirkin davranıştan dolayı biz de tüm siyaset ailesi olarak esefle kınıyoruz. Yalnız Avrupa tabii kendine yakışanı her zaman yaptığı gibi burada da yaptı. Biz Avrupa'yı ve özellikle Hollanda olsun, Almanya olsun, İsviçre olsun ya da diğer ülkeler olsun bizim için hiç fark etmiyor. Sonuçta biz onları dost değil, sadece ticari anlamda ortak kabul ediyoruz. Çünkü biz dost hissesek bize Allah yeter. Yaren istersek Hazreti Muhammed yeter, rehber istersek Kur'an-ı Kerim bize yeter. 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan referandumda, evet oyu kullanacaklarını açıklayan ilk sivil toplum kuruluşu olduklarını hatırlatan Sönmez, mazlum coğrafyaya uzanan şefkat elinin devam etmesi, büyük yatırımların, ekonomik istikrarın devamı için, tüm Tümsiyat ailesi olarak sonuna kadar evet diyeceklerini kaydetti. Özellikle mazlum coğrafyasına uzanan dedik ki, e şefkat elinin devam etmesi için, büyük yatırımların devam etmesi için, yarınlarımızın ve ekonomik istikrarın devamı için biz tüm siyat şubesi ve tüm siyat ailesi olarak genel merkezimiz ve ilimiz olarak biz sonuna kadar evet diyeceğiz. Sönmez yeni hizmet binalarında bulunan toplantı salonlarından birine Şehit Fethi Sekin, diğerine ise Şehit Süleyman Budak isminin verildiğine dikkat çekti. Yeni yönetim kurulu üyelerini tanıtan Sönmez, ayrıca Elazığ'a daha iyi hizmet verebilmek, bir sivil toplum kuruluşu olarak Elazığ'ın problemlerine yönelik daha etkili çalışma yapabilmek için yönetimlerinde başkan yardımcısı sayısını fazla tuttuklarını da sözlerine ekledi.